Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Biz sabah kahvaltı yaptıktan hemen sonrasında nereye gidiyoruz? Kuaföre gidiyoruz yahu. Allah'ım. En son Miralinda'ya hamileyken saç boyatmıştım biliyorsunuz. Ta o zamandır hiç saçlarımı boyatmadım. Şu anda doğal hali. Sadece uçlarında az bir şey sarılar kaldı. Aslında ben bu halime de çok çok alıştım. Ama birçok kişi de bana sarıyı çok yakıştırıyor. Öyle söylüyorsunuz. Caner de diyor artık sarı mı yapsan saçını diyor yani. O yüzden ben de dedim ki bir doğum yapmadan oğluşa güzel görüneyim, saçımı boyatayım dedim. Bakalım nasıl olacak. Miralinda'ya hamileyken saçlarımı nasıl boyattıysam onun benzeri bir şeyler istiyorum ama kuaföre gittiğim zaman belki de fikrim de değişebilir. Diplerine vurdurmak istemiyorum boyayı. Bu arada hamilesin, zararlı değil mi diyenleriniz de olabilir. Doktorum 3 aydan sonra saçlarını boyatabilirsin demişti. Benim doğumuma zaten şurada ne kaldı? Yine 1 ay der şimdi. 1 ay dermişim. Şaka, çok az bir süre kaldı. Ha bugün ha yarın gelecek bizim oğlan. Plerime de boya vurmadığım sürece bir zararı olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Zaten fotoğraf çekimi de yaptıracaktık ya. Bu videonun sonrasında da büyük ihtimalle o gelir. O yüzden dedim ki ya şöyle bir bakımlı olayım yahu. Güzel olayım. O yüzden Miralinda'yı anneme bırakıyoruz. Çünkü bu işlem yaklaşık 4-5 saat kadar uzun sürüyor. O yüzden uyku saati gelecek, yemek saati gelecek. Durmayacak, sıkılacak orada. Annemle beraber Miralinda evde kalacak. Biz Caner'le beraber gideceğiz. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Merakla bekliyorum ben de. Büyük bir değişim beni bekliyor bugün. Babaannesine kavuştu. Hoş bulduk. Anne ya anne. Uzun süredir yoktu annem arkadaşlar. Özlemiş babaanneyi. Annemlere geldik arkadaşlar. Evden de erken çıktığımız için kahve de içemedik. Burada içelim dedik annemin yeni kahve makinesiyle. Yapalım bakalım. En son bayramda içmiştim kahvesini. Bu ikinci olacak. Böyle Mira Kuş da burada kalacak dediğim gibi. Bu ikili oluşu iyi. Bak burada şimdi şekersiz yapıyorum. Size kendime. Ben kendime şekersiz yapmaya çalışıyorum artık. Şekersiz içmek istiyor. Bunu da görümcem içeride ya falan. Ona yapacağım. O şekerli içiyor çünkü. İkili oluşu o yüzden iyi. İkili oluşu o yüzden güzel oluyor arkadaşlar. Biz de birazdan gideriz kahveden sonra. Çünkü randevumuz erken saatte. İşlem uzun sürdüğü için erken saat aldık. Bakalım kaçta çıkabileceğiz kahveden. Bence 5'ten önce çıkamazsın. Of, çok uzun sürüyor bu işlemler ya. Aslında yapıyorlar, bekletiyorlar. Yapıyorlar, bekletiyorlar. O yüzden bu kadar uzun tabii sürüyor. Bakalım. Tuğba yani, bugün güzel bir değişim olacak. Saçımı şöyle bir göstereyim mi? Güzel bir değişim olacak bugün sende. Öyle güzel de uzamıştı. Artık doğum az kaldığı için kendine bakman lazım artık. Evet. Bakacaksın artık. Ama boyatmadığım için de o kadar canlandı ki saçlarım evet, anne. Aslında kıyamıyorum da bu kadar uzatmışken ama özledim de sarıyı yahu. Sarı havalı duruyor evet, bence. Daha güzel. Sarı duruyor. Havalı duruyor, yakışıyor. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikli olarak bir kaşlarımı aldırdım. Şöyle kızardım. Bakın bayağı bir. Sonrasına kadar çok çok merak ediyorum. Birkaç tane model baktık, beğendik biz. Bakalım sonucu hep beraber göreceğiz. Nasıl bir şey olsun efendim? Bilmem. Ne öğrenirsiniz Caner Bey? Ay eline, eline de yakıştı ha aşkım. Şuralardan birazcık alalım. Şurada şöyle sarı yapalım. Evet. İster misiniz öyle bir şey? İsterim. Tamam. Soğuk tonlar mı olacak? Sıcak. Sıcak tonlar olacak. Ay Caner'in eline de yakıştı yahu böyle. Baksanıza. Şimdi bekliyorum ben. Saçım ilk önce bir fön çekildi. Şimdi boya hazırlanıyor galiba. Öyle. Bir yandan da Mira Kuş'u özledim. Aramak da istemiyorum. Ararsak şimdi tutturacak anne baba diye. Yani topu topu şurada bir saat bile ayrı kalmadık arkadaşlar. Niye böyle bilmiyorum. Sen de özledin mi kızımı? İçime ararım sen buradayken. Ay. Gel bakalım gel. Paket oldun mu? Bak bize kahve içiyoruz burada. Oo, afiyet olsun valla.
Ne güzel paketlemişler aşkım seni böyle. Paketlendim aşkım ya. Vallahi uzun bir süre olmuştu. O zaman da hamileydim arkadaşlar biliyorsunuz. Biraz daraldım. Çünkü şu ön tarafı yaparken hep paketler öne geliyor. Nefes almakta zorlandım. Bir yandan da oğluş vurup duruyor. Herhalde gördü beni aynadan beğendi. Benim için süsleniyor diyor. Miray'la konuştun mu aşkım? Miray'ı aradım evet aşkım. Uyuyormuş şu an. Ay kıyamam ya ona. Çok çok özledim onu da. Bir de sonucu da çok merak ediyorum arkadaşlar nasıl olacak diye. E tabii şimdi hepimiz birlikte ben de kendimi tanıyamayacağım. Çünkü uzun bir süredir doğal halindeydi. İnşallah sonucumuz da güzel olur bakalım. Şimdi son aşamaya geldik. Hep birlikte göreceğiz bakalım nasıl olmuş diye. Evet Tuğba Hanım şimdi gözleri kapatıyoruz. Tamam. Önünden bir parça kurutacağız ama beraber döneceğiz. Sürpriz. Spoiler da vermiyorsun Caner ya. Vallahi aşkım biraz kızıl oldu gibi. Birazcık var. Bir haftaya geçer. Hazır mıyız? Öleceğim meraklanarak. Evet, açabiliriz artık. Ay sarıyı özlemişim. Caner. Özlemiş misin? Özlemişim ya. Çok değiştirdi. Beğendin mi abla? Çok güzel oldu. En başta demiştin ya nasıl yapayım diye. Nasıl olmuş beğendin mi? Çok beğendim. Ben yaptım. ama videoda göründü kim yaptı ya. Eline sağlık İlker çok güzel olmuş. Hakikaten baya baya iyi oldu. Allah'ım çok şükür ya Rabbim yahu. Bazen diyorum ki kadın olmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Ya saat 11'de geldik kuaföre. Saat şu anda 6. Nasıl buldunuz? Nasıl olmuş? Ben çok özlemişim sarı saçı. 2 sene aradan sonra böyle kendimi görünce bayağı bir beğendim. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Caner zaten çok mutlu ama bayağı bir o da benimle beraber durduğu için kuaförde yorulmuş. Miralinda da anne baba anne baba sürekli bizi sayıklıyormuş. İlk defa bu kadar uzun süre ayrı kaldık Miralinda'dan. O yüzden ben de çokça özledim. Bir de annemin tepkisini de merak ediyorum ya beğenecek mi diye. Ya ben yakıştırdım ya arkadaşlar. Ne böyle platin ne böyle bir gri. Çok güzel bir renk tonu oldu. Kameradan da nasıl yansıyor bilmiyorum ama yani benim şu an kendimi yukarıdan gördüğüm kadarıyla gayet iyi duruyor. Hem de gözlerim rengi ortaya çıkmadı mı? Yeşil bu arada gözlerim. Arada böyle yorumlarda görüyorum. Gözünde lens mi var? Yeşil olmuş diye. Bazen yeşil oluyor. Bazen böyle kahverengi oluyor. Değişik. Lens yok yani. Öyle bakalım. Gidelim şimdi annemlere. Karnım da acıktı. Karnım benim de acıktı. Çok acıktı. Saat 6 oldu ve hiçbir şey yemedik. Bilmiyorum o heyecanla şeyle İş yoğunluğuyla hiç yemek bile aklıma gelmemişti ama çıkınca dedim ki acıktım. Bakalım menümüzde bugün ne var? Annem sağ olsun yapmıştır. Şimdi anneme doğru, kızıma doğru gidiyoruz. Biz geldik. Bakalım tepkileri. Apartmanda ışıklar yanmıyor. Merhaba. Anne. Anne. Çocuk. Biz geldik. Öyle kaçacak kaçacak. Eda kaçın. Eda kaçın. Sen bizi özlemedin mi? Kimi özlemiş bu? Beğendim. Fön çektirmişsin biz. Hı-hı. Güzel olmuş. Keftirmiş de, Bakalım Mira beni tanıyacak mı? Mira kaçma peşinde hala. Güzel olmuş, güzel. Güle güle kullan. Evet. Çok güzel olmuş. İyi günlerde kullanacağız. Güle güle kullan. Güzel olmuş. Evet, güzel. Çok güzel olmuş. Aa, yemeklerimize bakın. Yediniz mi anne siz? Tavuk. Burada da pilav. Pilav var. Şey de yaptım. Miray'a da mercimek çorbası yapmış galiba. Yaptım. Yemekten de yedirdim ona. Bir de şey var. Havuç tarator yaptım. Oh. Havuçlar vardı. Onu sarımsaklı yoğurtla kavurdum. Saçıma bakım yapıldı arkadaşlar. Keratin bakımı. O yüzden maşa yapılmadı. Ama ben zaten düz de seviyorum.
Yarın da gideceğiz fotoğraf çekimine bir sonraki videoda. Hazır fönlüsün. Otutuy. Ne istiyorsun sen? Otutuy mu istiyorsun? Çok uslu benim kızım. Çok uslu. Anne baba. Hep böyle miydi? Uslu benim kızım. Ama bizi gördü pırgışırı. Çok uslu ama. Ekmek mi istiyorsun annem sen? Yaramazlık yapmamış benim kızım. Hiç. Oh. Laf dinle. Anne baba. Hadi. Al annem. Büyüğü istiyor. Ne istiyor? Ne istiyor? Bölmeden mi istiyor? Böyle mi istiyorsun? Ha, bütün istiyormuş. Vermeyeceğim. Seni bilmiş cüce seni. Bak yiye yiye gidiyor. Bütün istiyor. Lülük saçlım benim. Eve gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Her gün Miral'in de babasıyla kahvaltıdan sonra parka gidiyor. Bugün gidemedik. O yüzden içimiz rahat etmedi. Miral'in de park diyor. Şimdi eve giderken parka da uğrayacağız. Ondan sonra eve gireceğiz. Markete gitmemiz lazım. Akşama misafirimiz var. Şimdi de market alışverişi yapmaya geldik arkadaşlar. 101'e hadi bakalım. Neler hazırlayacağız bugün bu yorgunlukla? Yaparım ama yine de. Geç bakalım. Teşekkürler. Geldik. Nerede pat pat anneciğim? Pat pat arıyoruz şimdi burada. Pat pat dedi gong. Ver anneciğim. Tamam. Hadi yürü gel bak baba bulacak sana yürü. Hayır onlardan değil pat pat alacağız. Vay ya bu çocuklar. Buluyor kendine göre bir şey. Babası bak. Bak Miran. Emziği de verdi bana. Pat pat. Tabii her markete girişimizde muhakkak açıyoruz. Kasada ödüyoruz onu arkadaşlar sonra. Seviyor gongları. Ben de şuradan saksı bakayım. Burada bayağı bir saksı var ama kahverengi renk. Başka bir rengi yok. Bir de şunlar var. Böyle. Beyazı, antrasit rengi. Demirlerim vardı ya onlar için böyle gerekliydi. Alırız şimdi. Şuradan bir arabamı alayım. Buranın aktüel ürünlerini de biz çok beğendik. Dolu dolu arkadaşlar. Caner böyle kutulu popkeklerden gördü. Aşkım onlardan mı alalım? Olur. Hangisi başka? Seviyorum? Hindistan cevizi de var. Yeter şu ya. Muzlu. Yiyince bıkarız zaten. Bir daha bunu tamam yiyeceğiz. Onu alalım öyleyse. Miral'in de geziyor arkadaşlar. Buranın aktüel ürünlerini de size göstermek istiyorum. Dolu dolu. Bak şunu çok önerenler vardı. Böyle. Aşkım. Bunun içine böyle su doluyor. Oyun oynuyorlar. Çok güzel bir şeymiş. Bu kum da ayrıyetten oynanabiliyor. Kum böyle oynuyorlar. Bak şöyle piknik masası var 300 TL. Mama sandalyesi 150 TL. Kaktüsler var burada. Bakın böyle. Aslında bir ara kemer altına da gideceğiz. Aslanı görmeye gittiğimizde oraya da uğrayıp kaktüslerden almak istiyorum. Bir tane kaşar peyniri alalım. Akşamları genellikle tost yapıyoruz çünkü. Bu daha mı uygun? Ama tost peynir. Tost peyniri almayın arkadaşlar bak. Kaşar peyniri yazacak burada. Bak bu kaşar peyniri aşkım. Bunu alalım. Evde çerezler bitti. Miral'in de kaju'yu çok seviyor. O yüzden şöyle bir paket alayım arkadaşlar. Sonra karışık çerez ister misin aşkım? Şunu al bir de aşkım. Misafir var ya akşam. Bunu da alalım. Ne ya? Çiğdem dedi. Kaçırdınız. Ne bu? Bugün çok çok dillendi. Bayağı bir kelime söylüyor ama videoda yakalayamıyorum. Ne bu Mira? Tamam baktım ama ismi ne onun? Çiğdem mi? Şimdi karşıda çocuklar gördü onlara kilitlendi. Uludağ limonata göremedim. Bir de bunu deneyelim Doğuş limonata. Çok düşündüm ne yapacağım tatlı olarak diye ama gerçekten çok yoruldum arkadaşlar. Saat 11'den beri hep ayaktayım böyle. O yüzden irmik helvası yapmaya karar verdim. Zaten irmik helvamı sevmeyen yok. Buzlukta da kalem böreğim vardı. İkramlık olarak kalem böreği ve irmik helvası. Mira için yine atıştırmalıklardan alalım. Bunlar baya baya iyi oluyorlar. Doldurmuşsunuz Caner Bey. 5 tane 50 santim değil mi? Evet. 2 tane de 30 santim gerekliydi. Şu 5 tane 50 santim. Kahverengi ama olsun artık. Farklı rengi yokmuş. Biz de bunları aldık. Caner pop kekleri doldurdu arkadaşlar. Kasada fiyatını söylediler. 15 TL'ymiş. Şaşırdı. Uygun dedi. Ben de pahalı geldi zannettim Caner'e. Meğersem çok uygunmuş. Böyle bir sürü aldı.
30 tane var 15 lira. 50 kuruşa geliyor kendisi. İyi. Bu arada saksılarımız böyle. Bakın hayır, şurada. Bunlar büyük boy olanlar galiba aşkım. Büyük boyunu bir deneyelim bakalım. Oo, oldu. Gönül isterdi ki renk renk olsun. Ama bulamadım. Bayağı aradım, bulamadım. O yüzden böyle kahverengi bulmuşken aldım. Başka rengi de yokmuş. Şimdi kurudur. Oldular ya aşkım. Neyse biz çiçeklerimizle renklendiririz burayı. Kahverengi de fena bir renk değil yani. Demirlerimizi de füme rengine boyadılar bunları da. Böyle. Güzel oldular. Kızım o nasıl bir oturma? Bakın nasıl aşkım, oturmuş. Nasıl oturmuş bu? Kendi gitmiş oturmuş vallahi aşkım. Ama sandalye bir garip yani. Nasrettin Hoca bu. Ters miymiş sandalye? Böyle mi? Otur otur diyor. Şimdi bekliyor orada. Ah arkadaşın da yok anneciğim şu anda. Kerem Beren olsaydı oynarlardı güzelce. Ha top oynayın hadi. Geçen de dedesiyle oynadılar burada. Bir güzel oynadılar ama. Hay ayağında götürüyor vallahi. İyi aslan arkadaş Miral'in de topu seviyor ya. Mutfağa girdim şimdi arkadaşlar. İkramlık olarak söyledim markette sizlere. İrmik helvası, dondurmalı irmik helvamız var. Bir de hazır kurabiyelerden aldım marketten. Onlar. Sonrasında kalem börekleri atmıştım ben buzluğuma. Videoya almadım ama misafirlerimiz geldi. Caner'in kuzeni, yengesi, sonra halası geldi Manisa'dan. Onlar gelmişlerdi bizlere ama o gün videoya almamıştım. Böyle kalanları da sarıp buzluğa atmıştım. Şimdi nasip oldu tekrardan bakın yine misafirlerime yapacağım onları da. Bugün hakikaten baya baya yorucu bir gündü benim için. Hani hamileyim bir yandan belağım tuttu duramıyorum böyle dik bir şekilde. Caner diyorum belim ağrıdı ne yapacağız? O da ara sıra geldi böyle masaj falan yaptı bana hala daha böyle... Ayakta da çok fazla duracak halim yok ama misafirlerimi de aradıktan sonra inşallah dinlenmeye geçeceğim. Çünkü yarın fotoğraf çekimimiz de var. Bol tempolu günler oldu bu hafta bizim için. Hakikaten hem saç boyattım sonrasında fotoğraf çekimi şöyle bir güzel ailece fotoğraf çekilelim. Aslan geldikten sonra tekrardan bir çekileceğiz. Çünkü ben anılara çok değer veren bir insan olduğum için bol bol fotoğraflarımız da olsun istiyorum. Çünkü taşınmadır, tadilattır. Çok fazla bu hamileliğimde fotoğraf çekilememiştim ama en güzeli olacak inşallah. Gideceğiz yarın. Yani bir sonraki videoda sizler de izleyeceksiniz çekimlerimizi. Böyle şıkır şıkır olacağız kızımla, eşimle beraber inşallah. İlk önce irmik helvamdan başlayayım. O soğuya dursun bir kıyıda. Sonrasında kalem böreklerine geçelim. Bir fincan sıvı yağ, iki fincan irmik. İrmiğimiz kavrulurken şerbetini de hazırlayalım. 3 fincan toz şeker. Burada da 4 fincan suyumuz var. Şerbetimiz bu kadar. Yani bu tarif 1, 2, 3, 4 diye ilerliyor arkadaşlar. Oradan aklınızda kalsın. Genel olarak her yapışımda zaten tarifini de veriyorum sizlere. Birazcık şerbetimiz de burada kaynasın. Ben de burada irmiğimizi kavurmaya devam edeyim. Sıra geldi en güzel ana mı diyeyim ne diyeyim fokur fokur fokurduracağız şimdi arkadaşlar. İrmikleri şerbetiyle beraber buluşturacağım. Böyle artık sizlere de burada veda edeyim. Biz buraya kadar izlediğiniz için hazır mıyız? Çok teşekkür ederiz. Evet. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.